Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü konumuz zaten tahtada yazıyor. 2020 LGS kaynak önerileri. Burada kitaplar geldi arkadaşlar. Ben bunları inceledim ve sizlere önerilerde bulunacağım. Evet, şöyle öncelikle yayın almadan önce neye dikkat etmemiz lazım? Onlardan bahsedeyim. Yani bizler için tavsiyelerimiz neler olacak? Sizlere tavsiyelerimiz neler olacak? Onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar kesinlikle her yayını çözmeyin. Çünkü bazı yayınların soruları var ki o kadar saçma, hiç böyle gereksiz vakit kaybı. Anlaştık mı? Onları hiç çözmeyin. Zaman kaybetmeyin. Sorular güzel olacak, kaliteli olacak. Ne böyle çok saçma zor olmayacak. Orta seviye, yani LGS tarzı olacak biraz daha, tamam mı? Ona dikkat edin. Mesela test kitabı alırken kesinlikle içeriğine bakın arkadaşlar. Bir sorulara bakın. İşte soru kalitesine bakın. Evet, bazıları var ki o kadar kötü basılmış ki böyle 2-3 tane sayfa çeviriyorsun tak diye kopuyor. Biraz ona da dikkat edin ki o kadar para veriyorsunuz zaten, yazık paranıza. Arkadaşlar kolaydan zora çözmemiz lazım. İlk önce direkt sen ne yaparsan, bir her işte öyle aslında. Diyelim ki bir iş yapıyorsun, hemen en zoruna başlarsan 1-2 saat veya biraz bir zaman sonra sıkılacaksındır. Diyeceksindir ki ya öf diyeceksin. Yani yapamayınca, zorlanınca sıkılacaksın. O yüzden öncelikle kolay sorular çözelim. Biraz kolay sorular çözelim. Biraz biraz arttıralım zorluk derecesini. Onu nasıl yapacağız zaten? Yayınları önereceğiz ya, yayınlarda zaten anlatacağım. Arkadaşlar hemen en başta LGS tarzı sorular çözmeyin. Çünkü şöyle diyelim ki ilk defa göreceğiniz konular var ya, onlarla ilgili hemen zor soru aslında. Zor soru, LGS tarzı dediğimiz zor soru çözmeyin hemen. Arkadaşlar sıkılırsınız, yapamayınca moraliniz bozulur. O yüzden ilk önce kavram testleri çözelim. Yani konuyu çalıştın ya, o konuları pekiştirmek için kavram testleri olur. O kavram testleri çöz. Veya yaprak testleri olur. Onları al çöz. Çok önemli, çok değerli. İlk önce bir konuyu anlayalım. Bakalım konuda ne anlatıyor? Yani bir konu var. Bu konuda ne anlatıyor bize? Bir onu öğrenelim. Onu öğreneceğiz. Konuyu iyice oturtacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki evet, ben çarpanlar ve katları diyelim ki ilk konumuz. Ben o çarpanlar ve katları oturttum. Kendimi hazır hissediyorum. Gelsin LGS tarzı sorular diyeceksiniz. Sonra LGS tarzı soruları da hemen direkt en zorundan başlamayın. Hafif kolaylarından başlayın. Bir kolay seviyede çözün. Ondan sonra o kolay seviyeleri çözdükten sonra biraz biraz arttırın. Biraz biraz arttırın. Öyle yapın. Bir anda yapmayın arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Anlaştık mı? Şimdi geçelim önerilere. Arkadaşlar şunu kesinlikle bakın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kitabı artık düzenlendi. Mükemmel sorular var. Artık yeni nesil sorular kesinlikle Milli Eğitim kitabı var. Bunu çok iyi değerlendirin, bedava arkadaşlar. Bedava geliyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ay ay örnek soruları var. Değil mi? Geçen sene 2018'de, 2019'da örnek soruları var. Matematik diyelim. Arkadaşlar o örnek sorular da gerçekten çok kaliteli sorular. Güzel sorular. Onlardan da faydalanın. Onları da çözün. Milli Eğitim Bakanlığı bu kendi kitaplarını gerçekten de düzenledi. Yani eskiden evet kötüydü. İşte saçma sapan sorular vardı. Ne bileyim. Böyle çok kullanışlı değildi açıkçası. Ama şimdi düzenlediler. Gerçekten çok güzel yaptılar. O yüzden Milli Eğitim'in kendi kitabını öneriyoruz. Bundan kesinlikle çalış. Şimdi ondan sonra arkadaşlar bakın, zor yayın istiyorsanız, yani hocam ben işte olayı çözdüm ya, ben kaptım Nirvana'dayım dersen biraz daha böyle zor yayınlar çöz. Mesela Okyanus yayınları çok güzel, zor olarak Nitelik yayınları, Çanta yayınları, bunlar zor yayınlar. Yani LGS tarzı ve LGS tarzının bir tık üzeri sorular, bunları çözebilirsiniz. Ama dediğim gibi hemen en başta gidip de hemen bu ya ben hepsini çözeceğim, zor, en zorunu ben çözeceğim deme. Yazık edersin kendine, günah edersin. O yüzden biraz böyle nasıl olur? Mesela en başta mesela işte kırmızı beyaz yayınlarını alabilirsin. Kırmızı beyazı al, güzel sorular, çok güzel sorular var. Yani ne çok muazzam zor ne çok kolay. Böyle orta seviyesini çözebileceğiniz tipte. Mesela hani kavram testlerini çözdünüz ya. Kavram testlerini çözdükten sonra hemen al, çözebilirsin. Ondan sonra bak hız yayınları, hemen ondan sonra çözebilirsin. Bunları çözdükten sonra biraz arttır. Ne yap? Sadık uygun. Çöz.
Sadık uygunu çözdükten sonra ne yap? Hemen niteliğe başla. Okyanus'ta da olayı bitirebilirsin. Eğer bunları kaç tane yayın var? 1, 2, 3, 4, 5, 7 tane yayınımız var. Arkadaşlar aslında hepsini de çözme imkanınız var. Çözebilirsiniz. Zamanınız var. Ya hocam benim imkanım yok, benim durumum yok dersen ikinci el kitaplar var. Temiz, kullanılmamış ikinci el kitaplar var. Oralardan da alabilirsin. Genelde arkadaşlar bakın genelde soru tipleri aynı oluyor. Çok fazla değişmiyor. O soruları yani 2019 sorularında çözebilirsiniz. Anlaştık mı? Ama öncelik MEB'in kendi kitabı olsun. Bu MEB'in kendi kitabı gerçekten çok değerli olacak. MEB Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi örnek soruları olsun. Çok değerli. Çıkmış sorular olsun. Yani sizin ilk önce önerileriniz onlar olsun, yayın öneririz. İlk önce onlardan yararlanın. Ondan sonra ek bir şey isterseniz bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Yok değil mi sıkıntı? Zaten yani ben ara ara bu yayın olayını yani önerilerini kesinlikle yapacağım. İşte bunun ikincisini çıkaracağım. Üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşincisini. Her mesela araştırdığım böyle hoşuma giden yayınları işte dedim ki süper bu soruları. Mesela çok yayın evleri çıkıyor artık. Ben şöyle söyleyeyim, ben de kendim de çıkarmak istiyorum soru. Hatta şuraya arkadaşlar şey yapabiliriz. Artı olarak MEB'den sonra LGS hocam yayınları diye bir yayın evi çıkarıp soru basacağım. Hatta şöyle yapmayı düşünüyorum. Sizler ne dersiniz bilmiyorum ama kendime ait sorular hazırlayacağım. Zaten birçoğu var. Onları sizlere YouTube kanalında ya deneme olarak çözeceğim. Mesela işte çarpanlar ve katlar bitti ya. Konu anlatım yerine soru çözmeyi daha çok istiyorum ben sizler için. Mesela çarpanlar ve katları bitirdiniz. Ben onlarla ilgili video şeklinde 3 video mesela 3 tane deneme şeklinde çözeceğim ve çarpanlar katları o şekilde oturtacağız. Mesela birinci video çok yani kolay tipte sorular olacak. İkinci video orta seviye, üçüncü video zor seviye sorular olacak. Onları ilk önce sizlere vereceğim. Yani online olarak sizlere vereceğim. Onları çözmenizi isteyeceğim. Sonra hemen videosuna atacağım. Yani oraya çözüm videosunu atacağım. Sonra diğer aynı şekilde ikincisini vereceğim. Sonra ikinci videonun videoyu atacağım. Bu şekilde düşünüyorum ve özel sorular olacak arkadaşlar. Gerçekten özene bözene hepsini tek tek yazıyorum. Çok değerli sorular olacak diye düşünüyorum. Böyle yani çünkü konu anlatımı arkadaşlar artık konu anlatımı olayı bitti diye düşünüyorum. Çünkü okulda konu anlatım. Etüt merkezinde konu anlatım. Gel bir de burada mı konu anlatım deneyeceksin? Hayır. Soru çözmek daha bizler için faydalı olacaktır. Sürekli soru çözmek. Eğer kendini üst seviyede hissediyorsan, üst seviyeye gitmek istiyorsan soru çözeceksin. Tamam mı? Bol bol soru. Bak konu anlatımla 1 saat çalışıyorsan soruya 5 saat çalışacaksın. O anla yani. O kadar önemli aslında. Konuyu çarpanlar ve katlar konusundaki o özellikleri 1 saatte bütün hepsini bilirsin. Hepsini bilirsin. Hiç sıkıntı değil. Çok kolay. Ama önemli olan olayı oturtabilmek. Sen o konuları çalışıyorsun. O özellikleri öğrenmeye çalışıyorsun ama diyelim ki bir özellik öğrenmek istiyorsun ya. O özellikle ilgili hemen bir soru çöz. 10 tane 20 tane soru çöz onlarla ilgili. Otursun. Kolay soru olabilir. Konuyu anlayabilmek için sorular olabilir. Evet, size böyle bir kıyak yapacağım. 3 tane her konudan olacak arkadaşlar. Her konudan bu şekilde deneme çözeceğim. Kaç olsun? 10 15 falan 10 10 olsun ya. Çok fazla uzatmayalım. 10'ar tane soruluk denemeler olacak. Ama konu olacak. Mesela çarpanlar katlarla ilgili hemen bir tane kendi hazırladığım sorulardan 10 tane size online olarak atacağım. LGS hocam blogspotumuz var. Oraya atacağım. Online çözeceksiniz. Çözdükten sonra takıldığınız sorular varsa veya gene izleyebilirsiniz. Atacağım videoyu. Oradan takip edebilirsiniz. Bu şekilde düşünüyorum. Evet. Sıkıntısı olan, derdi olan varsa Instagram'dan bana ulaşabilir. Herkese yetişmeye çalışıyorum. Ve önerilerde de arkadaşlar eklemek istediğiniz öneriler varsa yorum kısmına bekliyorum.